gelir. Şey için okuyorlar ya. Neyse ya, burası kalabalık değil. Bu ayın gazetecisi Mehmet Efe'ydi, bağımsız gazeteci. Austin patlamasında hayatını kaybeden Dilek Gürer'in abisi Nihat Gürer Ankara'dan geldi. Kendisi davadaki gelişmeleri ve yargılama sürecini anlatacak. Gazetecimiz de size. Şimdi ben başlamadan önce merhaba arkadaşlar. Ben bir takım rakamlar çıkardım kendimce. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye'de anlaşılan işçi hakları, insan hakları konusunda sözü, tavrı, tezi, tüzüğü, duruşu olan örgütlerin, organizasyonların, kurumların sayısı dünya ortalamasının çok üstünde. Avrupa ortalamasının çok üstünde. Yani tüm Avrupa toplamını göz önünde bulunduğumuzda Türkiye'de Avrupa'dan daha çok işçiler hakkında, insan hakları konusunda sözü olan, tavrı olan, işte basın açıklamaları yapan, eylemler yapan sayıda örgüt var. Organizasyon var, STK var, rasmi, resmi, gayri resmi kuruluşlar var. Ama slogan atmak, siyasal mevzi kazanımları dışında gerçekten değişim için, sistemi değiştirmek için insanların, sistemin, işçiler, özellikle işçilerin ve sıradan insanın gündelik hayatına dönük yüzünü değiştirmeye dönük, somut, pratik, sonuç almaya dönük çalışmalar yapanların sayısı yok denecek kadar az. Bugün burada 21.sini yaptığımız Vicdan ve Adalet Nöbeti aslında bu konuda somut değişim, somut sonuçlar almak üzere, sistemi değiştirmek üzere çaba sarf eden, hukuk süreçlerine şeffaflık getirmeye çalışan, bir hukuk mücadelesi yürüten, ailelerle bir araya gelen, mevzi kazanım yerine, efendime söyleyeyim işte onlar üzerinden kendi kurumlarına, kuruluşlarına, neyse örgütlülüklerine veya eylemliliklerine görünürlük kazanmak derdinde olmayan bir gönüllüler grubunun çabasıyla buradayız. Bunlar sadece burada toplanıp nöbet yapmıyorlar. Bu nöbetler dışında ailelerle birlikte dava sürecine, hukuk mücadelesine devam ediyorlar. Dava sürecine şeffaflık kazanmaya çalışıyorlar. Ve sadece tazminat değil, asıl sorunları bulma konusunda mücadele ediyorlar. Ben bunu çok anlamlı ve önemli buluyorum. Şimdi ben size bazı rakamlar vereceğim. Mesela resmi rakama göre, bu resmi rakam, Türkiye'de toplam işçi sayısı 11.628.806, yani 12 milyon işçi var. Peki bunun kaç tanesi örgütlü veya sendikalı diye sorsam? 1 milyon. Sadece 1 milyonu sendikalı. 11 milyon işçi, resmi rakamda 11 milyon işçi, hiçbir örgütlülük, hiçbir temsil, hiçbir mücadele platformu yok, sendikası yok, böyle bir örgütlülükleri yok. Toplu iş sözleşmesi yapabilme güçleri yok. Hukuk mücadelesi verme güçleri yok. Şimdi Türkiye bir taşeron firmalar cenneti haline geliyor. Bu söylediğim rakama, bu taşeron firmalara havale edilen birçok işlerde çalışan ve yani artık bırakın temel hak ve hürriyetleri, temel hakları, hukukları bir tarafa bırakın, resmi olarak kayıt altına bile alınmaya değer görülmeyen çalışanları bu rakama dahil değil. Şimdi toplam ölümcül kaza sayısı, bunlar da resmi rakamlar. Geçen yıl, yani 2012'de 74.874 iş kazası. Bunlar da resmi rakamlarla, yani sakatlananlar, artık çalışamaz hale gelenler, ağır yaralananlar hariç toplam 745 insanımız hayatını kaybetti. Resmi rakamla. Sadece geçen yıl. Bir önceki yıl 1400. Yani 2000, aşağı yukarı 2500 kişi son 2 yılda hayatını iş cinayetlerinde kaybetti. Peki kaç sanık var zannediyorsunuz bunlarla ilgili? Bu ölümlerle ilgili? Kaç sorumlu var? Yok denecek kadar az. Şimdi fecaatin anlaşılmasına biraz yardımcı olsun diye ben biraz kıyaslama yaptım. Mesela Avrupa'da iş kazalarının ölümcül sonuç oranı ortalama 100 bin işçiye 0.5. Yani yarım. Yani her 200 bin işçiden bir tanesi ölüyor. Oran böyle. Türkiye'de bu oran 7.3. Yani
Türkiye tüm Avrupa ortalamasının en az 15 katı daha çok çalışan işçinin öldüğü bir ülke. İş kazalarında ölümlerden bahsediyorum. Yani resmi rakamlarla iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerin oranı bu. Feryatlar ayyuka çıktıktan sonra Türkiye'nin bu konuda ürettiği çözüm ne? Yeni bir taşeron sistemi kurmak. İş güvenliği uzmanı diye bir şey üretildi. Taşeron firmalara verildi bu. Bu yıl toplam rakam iş güvenliği uzmanları 220 saatlik toplam bir kursla ve bir sınavla iş güvenliği uzmanları üretiliyor. Türkiye ürettiği iş cinayetlerine paralel olarak aynı hızda iş güvenliği uzmanları üretiyor şu anda. 40 bin iş güvenliği uzmanı üretilmiş sadece bu yıl. Yıl sonuna kadar, şu ana kadar yıl sonuna doğru 100 bini bulması bekleniyor. Bunların işi ne olacak? Sorumsuzluk üretecekler. Yani hukuk mücadelesinde sorumlu işte şu taşeron firmasından gelen şu iş güvenliği uzmanıdır. Onun verdiği raporla biz güvenli olduğumuzu zannediyorduk. İnsanlar öldü, ne yapalım falan. Olacak. Gidişat öyle. Şimdi 40 bine esas alırsak Türkiye'de 100 bin kişiye 333 iş güvenliği uzmanı düşüyor. Dünyada Avrupa'da bunun ortalaması 4.5. Şimdi ben daha fazla uzatmayacağım. Yani fecaat ortada. Ülkemizde insan hayatına verilen değer ortada. 700 Kur'an-ı Kerim Maide Suresi 32. ayetinde der ki bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Türkiye'de sadece geçen yıl 745 kere insanlık öldürüldü. İş kazaları. Sadece iş kazaları. Şimdi bu kurbanlardan bir kısmının aileleri burada bu nöbetleri tutan gönüllü arkadaşlarımızın çabalarıyla bir araya geldiler, davalar açtılar. İlk davamız, konuşacağımız ilk dava, Ostim davası, 17. duruşması 4 Eylül'de oldu. Bu nöbet için Ankara'dan aramıza aileleri temsilen Sayın Nihat Güler Bey katıldılar. Ben biraz özetleyeyim Ostim'de ne olduğunu, Ostim'de ne olduğunu biraz özetleyeyim. 3 Şubat 2011'de saat 11'de yine aynı gün saat 19.20'de aynı gün İvedik'te iki patlama oldu. Bu iki patlamada toplam 20 kişi hayatını kaybetti. Ostim'deki patlamada 9 kişi öldürüldü, 30 kişi yaralandı. İkinci patlamada ise 11 kişi öldürüldü, 13 kişi yaralandı. Davalar devam ediyor. Tutuklu sanık sayısı 3. Yargılanan sanık sayısı 5'ti. Arkadaşlarımız mücadeleleriyle bunu arttırmaya çalışıyorlar. Toplam 20 işçi, 43 yaralı. Şimdi ben Nihat Bey'e döneceğim. Bize biraz bilgi versin konuyla ilgili. Nihat Bey, dönüyorsunuz.